Özellikle bir dönem bölgede yaşanan hukuksuzluk furyasının etkileri üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala devam ediyor. Dönemin mağdurlarından biri de Fahri Arcagök. İslami hassasiyetinden dolayı 1997 yılında gözaltına alınan ve ağır işkenceler altında imzalatılan düzmece belgelere dayanılarak müebbet hapis cezasıyla cezalandırılan Fahri Arcagök'ün anne ve babası çocuklarının yeniden yargılanması gerektiğini söylüyor. Acılı anne ve baba aradan 17 yıl geçmesine rağmen çocuklarının gözaltına alınırken ve sonrasında gördüğü işkenceleri hala unutamadıklarını dile getiriyor. İslami hassasiyetinden dolayı gözaltına alındıktan sonra ağır işkenceler altında çeşitli belgeleri imzalamak zorunda kalan Hizbullah hükümlüsü Fahri Arcagök yargılandığı mahkeme tarafından müebbet hapse mahkum edildi. 17 yıldan bu yana cezaevinde olan Fahri Arcagök'ün anne ve babası ise ciğerparelerinin hukuksuz bir şekilde gözaltına alındığını, kendisine günlerce işkence edildiğini ve ağır işkenceler altında imzalatılan düzmece belgelere dayanılarak müebbet hapis cezasıyla cezalandırıldığını belirtiyor. Oğlunun hukuksuz bir şekilde gözaltına alındığını belirten baba Mehmet Arcagök, "Oğlumu gözaltı sürecinden sonra cezaevinde gördüğümde ilk başta tanıyamadım. Kendisine yapılan işkenceler insanlık dışıydı. Devlet bugün 1980 yılında yaşanan hukuksuzlukları araştırıyorsa, 80'li yıllarda yaşanan hukuksuzluğun yanında 1990-2000 yılları arasında yaşanan hukuksuzlukları ve işkenceleri neden araştırmıyor?" dedi. "Ben bizzat oğlum dedi, baba dedi Mekke'yi yık, günah 100 sefer Mekke'yi yık, bir insanı öldürmek kadar günah değildir. Çünkü Mekke'yi yapan kuldur, insanları yapan Allah'tır. Böyle diyen bir insanı müebbet ceza vermişler. Yani bu, şimdi bu adalet midir? Böyle diyen bir insan dedi, herkes dinini yayıyor, biz Müslümanlıktan bir söz etti mi, bir çocuğa ders verdik mi dedi, bize yasaktır. Dedi yani baba bu hani adalet, bu şey midir? Şimdi çocuğumu Diyarbakır'da ne kadar olay oluyordu, bizim evin üzerine atıyorlardı. Çocuğum içeride olduğu halde vali emniyet müdürü Gafar Okan vuruldu, dedi senin çocuğunu vurmuş. Dedim ya çocuğum bir çocuğa hapisten mi çıkmış Gafar Okan'ı öldürmüş. Pardon amca, biz hata yaptık. Siz hata, siz bu Diyarbakır'da ne oluyor benim evime üstüne, biz sizin elinize ilala ettik. Ben Allah'tan korkmuyorlar. Çocuğum yeniden yargılansın. Aslında en büyük işkence niye o dönem 80'in işkencesini araştırmasınlar. Şu anda 90'la 2000 yılının işkencesini araştırsın devlet. Ben devletten bunu istiyorum. Anne Ayten Arcagök ise oğlumun hiçbir suçu yok.